bakabilir. Yani bir bilgi geldi. Onu ilerleyen dakikalarda açıklayacağım ama bir Mersin'de şu anda Murat canlı yayında kardeşiniz. Talip Bey burada. Mercan burada. Yılmaz Kılınç'ın evlatları. Murat da şeyden Mersin Silifke'den yayınımıza katılıyor. Rukiye'nin ikinci kocası burada. Yılmaz Kılınç cinayetini konuşmayı sürdürüyoruz. Ve bir de gizli tanığımız var. Gizli tanık en son yine gitti. Jandarma JASA tarafından ifadesi alındı. Şu anda kimliği olmasın diye kar maskesiyle yayına katılıyor. Onun da anlatacakları var. Murat şu soruyu sordu. Silahı kaybetmeye git, yani silahı bir yerden alıp başka bir yere götürüp silahı ortadan kaldırmak gibi bir girişimleri olabilir. Açıkçası bizim de aklımıza bu soru geldi. Bizim aklımıza bu soru geldiyse JAS adında gelmiştir. Tabii. Mutlaka onlar da sahada bununla ilgili çalışmalar yapıyordur diye tahmin ediyorum. Birazdan ilerleyen dakikalarda Rukiye'nin bir akrabası, çok da yakından tanıdığı bir isim canlı yayında olacak. Size soru soracaklarım var. Özellikle gizli tanığın İsmail Bacağı, Rukiye'nin abisini belli bir mevkide alıp daha sonra işte bir yolculuk ettiğini biliyoruz. Çok emin beyefendi onun İsmail Bacak olduğundan. Ama o sizin babanızın bulunduğu obaya, Çatak Köyü'nün o yaylasına kestirme bir yol varmış. O güzergahı da bir araştırdık. Oralarda da bazı incelemeler yapıldığını biliyorum. O güzergahı çektik sevgili izleyiciler. Hem de silahın baraja atılma ihtimali de değerlendirildi. Burada zaman zaman yapılan sohbetlerde, kamera arkasında uzmanlarımızla yapılan sohbetlerden Bacak kardeşler ders çıkarıp bazı kritik sorular soruyorlardı. Neden böyle söylediğimi ama özellikle barajlar meselesi olduğunu birazdan size açıklayacağım. Ama ben asıl bir anne olarak şunu merak ediyorum. Rukiye Durasanlar hiç görmüyor. Asla sana vermem, kızımdan vazgeçmem, öyle yapmam diyen Rukiye ne oldu da sırra kadem bastı, gitti. Gerçekten anlamıyorum. Seviyor mu acaba bu çocuğu, sevmiyor mu? Bence 11 gün insan çocuğunu burada bırakıp gidiyorsa ya çok ciddi korkuyorsun demektir Durasan, ya da sevmemiş yani. Öyle anne mi olur? Bir ihtimal korkuyor ya. Korkuyor mu diyorsun? Tabii canım. Hapishaneye dönme korkusu sardı onu. Rukiye'yi. Ondan emin oldu. Artık ben iyice sıkıştı. Ben nereye gitse buraya gideceğim. Çocuğu da bırakıp yani kaçmanın, oradan yırtmanın peşi planını yapıyor şu anda. Ama yine de anne ya. Yani ve ya, şu velayeti zaten şu anda kimde? Babada mı? Yok. Annede. Anne dedi. Annede geç aslında velayette. Evet. Tabii baba anne burada olmadığı için de babaya verildi. Ne söylüyorsun evet. Tarifi? Anlamadım. Ya diyorum gittiler bunlar yani tahminime göre. Beraberce silahı alıp başka yere bir koyacak. Ama artık şimdi o kadar kolay değil. Bu kadar yayın var, JASAT var. Sayın savcım üzerinde çok hassas duruyor. Gitmişler, bana telefon açtılar. Nereye gitmişler? Mesela oradan kamyona gitmişler, kamyonetle. Evet. Adeli varmışlar, kamyonetu bırakmışlar, taksiye binmişler. Allah Allah. Tabii Mut tarafına giderken bana telefon geldi. Dedik Rukiye ile Ömer Mut tarafına geçtirdiler bana akşam. Ya Ömer de az önce izlediniz ya. Ömer işte kadın cinayetleri işleniyor diye Rukiye'ye sahip. Yani kimse tabii ki olabilir. Ben de bir kadın olarak şiddetle karşı çıkıyorum ve her yayında da ne kadar tepki gösterdiğimi biliyorsunuz. Ama biz Rukiye'yi yani cinayet işledi mi işlemedi mi diye konuşuyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir sahip çıkmış efendim. O kadar insan var, kendisi de yörük olduğu için yörük olarak sahip çıkmış. Rukiye tanımadığı bir insanın sözünü dinliyor, oraya kadar gidiyor. Ve bize şu sözü verdi. Yani ben bu cinayeti anlatırım, aydınlatırım. Ben işte şeyde Foça'da SAT komandosu olarak çalıştım. Her şeyi bilirim. Ondan sonra kardeşim o zaman SAT komandosu olarak çalıştıysan, silahı bu kadar meraklıysan, Rukiye'nin üzerindeki o sıvap izini nasıl açıklıyorsun diyoruz. Bana o soruları sorma diyor. Ben hangi soruyu soracağım o zaman? Ben sizin her sorunuza cevap vermek zorunda değilim diyor. Evet. Sıkıştığı sorularda Rukiye gibi böyle 180 derece dönüyor. Çünkü ona verilecek bir cevap yok. Şimdi aslında Rukiye Ömer Bey'le konuşurken, Ömer'le konuşurken hayatında biri var gibi duruyor. Ama ben önce çocuğu merak ediyorum. Benim ya o kadar güzel bir çocuk sevgili izleyiciler. Gördünüz mü dışarıda siz de öyle? O kadar... Hani... Soruyor tabii. Bazen soruyor tabii. Soruyor illa, değil mi? Hafta sonu güzel vakit geçirmişsiniz. Efendim? Hafta sonu güzel vakit geçirmişsiniz. Evet biraz. Ben dedim bu anları ben de bir göreyim. Sevgili izleyicilere de göstereyim. Bakalım Durasan nasıl bir baba? Evet. Nasıl? Evladına doğru düzgün bakabiliyor musun? Tabii canım çok şükür. Allah'a şükür. Ha, ne oldu ya? Bir rahatlama geldi sana Rukiye. Tabii çok rahatım yani. Tamam bir hafta sonlarını bir ekranlara getirelim. Ben de çok merak ediyorum. Görmek de istedim çünkü. Siz de bir görün istedim. Gelsin ekranlara. Kızımı sana vermem dedi. Ardından kızını bırakıp gitti. Durasan sen bizim ekibimize demişsin. Evet. Beni birkaç kez öldürmeye çalıştı. Beni?
baltayla saldırdı, bıçakla saldırdı, odunla saldırdı, soğanla saldırdı. Ben onu evlendiğimde yani severek evlendim. Niye öldüreyim ki? Öbürünü de severek evlendim, bunu da. Ben hiçbir kastederek bir şey yapsam kimsenin urufu duymaz, bir şey yapacağım. Çok mu kızmaya başladın ona? Yani sana o kötü... biraz böyle ortamı çok değişik olduğu için anlaşamadık, ayrıldık zaten. Nasıl, ortamı nasıldı? Ya biraz o benim şeyime yakışmayan ortamları var. Maddesi. Madde kullanıyor. Evet. Bağımlılıklar var. Öfkeli miydin ona karşı da Ona karşı kızgın mıydın? Öfkeli miydin? Tabii ki yani bir eşimin, öbür eşimden görmediğim şeyleri görünce tabii ki ister istemez öfkeleniyorum, sinirleniyorum, hırçınlanıyorum. Ya. Biraz senin maksatın iyice ben söyleyeyim mi? Söyle canım. Çocuğu alayım diye maksatlarında. Evet. Beni zehirledi diyerek benim çocuğu alacak. Bu duran senin madde bağımlısı olduğu için kızına bakmamış, sokağa atmış. Soğanla adamı, soğan atmışsın, nefesi kesilmiş. Ya soğan atabilirim. Evlilikte dövülü de, evli de, evli hali. Soğan nasıl bir soğan attın beni, ya? Bu da beni kaç kere darp etmiştin. Henüz sadece 4 yaşında. Anne sevgisine en ihtiyaç duyduğu anda anne kucağından mahrum kaldı. Yaşıtlarının aksine gülümsemesinde hep bir burukluk vardı. Rukiye'nin terk ettiği minik kızı ve babası Dur Hasan, pazar günü güneşin tadını çıkardı. Her şey annesi tarafından terk edilen minik yavrunun yüzündeki tek bir gülümseme içindi. Minik kıza Rukiye'nin bir zamanlar emanet etmeye korktuğu Dur Hasan sahip çıktı. Aniden annesiz kalan minik kız, babasıyla etrafa gülücükler saçıp oyunlar oynadı. Sizce neden bırakıp gitti? Rukiye Hanım suçlu mu? Büyük ihtimal ama bunu adalet karar verecek tabii. Yapacak bir şey yok galiba, biraz da yani bıktı çocuktan herhalde ya. O yüzden bıraktı gitti. Ben babası olurum, annesi olurum, abisi olurum, dayısı olurum, teyzesi olurum. Çocuğuma bakarım yani, sıkıntı yok. Ben çocuğuma bakarım. Ki kızınızla nasıl vakit geçiriyorsunuz? Aklı ermeye başladıkça bir şeylerin her şeyin farkına varacaktır. Şimdi ama çocuk illaki koşacak, eğlenecek, yani ne bileyim. Yani körebe oynayacak, saklambaç oynayacak. Yani otel odasında bile bunu yapıyoruz yani. Bir odanın içinde bir saat, iki saat saklambaç oynuyoruz. Gece 3'lere kadar uyumuyor. Rukiye bir zamanlar kızı için dünyayı yakacağını söyledi. Dur Hasan'ı iyi bir baba olmamakla suçladı. Bak hele, sen bir çocuğa baktın da iki çocuğa bakmanın peşinde var mıydın? Yerine göre gittin, bak gerçeğe konuşuyorum. Yüzüne bakarak konuşuyorum. Hiçbir şeyden yılmadım, yılmayacağım. Bak benim eşim yılmaz, adı üstünde yılmaz. Hiçbir şeyden yılmamış, ben de yılmayacağım. Ben o adamın izinin arkasına gidiyorum. Ben sana 3 kere uyardım. Gelme evime dedim. Madde bağımlısı adamı ben önce madde bağımlısı ayaktırdım, kanaat ettim, sabır ettim, bir belekte çocuğum var diye. Ama baş edemedim, bıraktım. Bir dakika bir şey sonra soracağım. Sonra ben sana hani dedim, gelme bu madde bağımlılığına evime, gelme evime. Sen dedim. Neredesin üç o sırada? Kere gelme sen dedim. Neredesin o sırada? 3 kere evime. Sen neredesin o sırada? Evimdeyim. Götürmüş çocuğu çarşıya, götürmüş evine. Ben de dedim ki, sen niye yüzüne gittin o bana madde bağımlısı adamının evine dedim. İşte bilmedim. Bilmediğin şeye dedim atılma dedim. Ben bir anneysem dedim, tembih ettim yerden dönsene sen dedim. Esas da bundan ben bıçağa çık evimden dedim. Benim çocuğuma belki maddi alıştıracaktım. Bak görüyorsunuz işte kaçan kızları. Minik kızı şimdi bir çare. Annesinin kokusuna hasret kaldı. Annesini soruyor mu? İlk günlerde bırakıp gittiğinde birkaç gün öyle bir gece saat 3'lere kadar falan uyumadı, ağladı. Peki annesine sorduğunda geceleyin ağladığında siz nasıl susturdunuz? Her seferinde konuyu caydırmaya çalıştım. Başka şeyler sok. Bir şey söyleyeceğim Dur Hasan. Az önce Orhan Bey'in de dikkatini çekti. Ne zaman şimdi çocukla ilgili konuşuyorsun ve bülbül kesiliyorsun. Biz Yılmaz Kılıç cinayetini sorduğumuzda onu adalet bilir diyorsun. İşlemiştir ama adalet bilir diyorsun. Ya bir, yani anlamda sürekli bir şey. kaçamak yanıtlar veriyorsun. Sen biliyorsun ya. Bak ben onu hep onu iddia ediyorum. Yani Rukiye'nin nasıl işte bilmiyorum cinayeti işleyip işlemediğini bilemiyorum ama üzerine swap izi çıktığı için olayın bizzat nasıl içindeyse sen de bu olayı biliyorsun kardeşim yani. Ama susuyorsun. Ya korkuyorsun ya çocuk arada olduğu için kötü olmak istemiyorsun. Bir şey yok, var yani sende bir şey var, bir sır var da ne olur çözemedim ben. Ne çocuktan yani. Çekiniyorum, ne Rukiye'den çekiniyorum, ne ailesinden çekiniyorum.
Ha. Her şeyini açıklardım. Ama bilmiyorum. Ben bu çocuğu, yani çocuk cezaevinden aldılar. Zaten bizim öyle bir birlikteliğimiz, beraberliğimiz olmadı. Çocukla bir muhabbet kuracak, böyle konuşacak. Yapmaya çalıştın, yeterince yanıt mı alamadın? Araştırdın, tabii. Yeterince yanıt alamadın mı? Araştırdın mı, araştırmadın mı? Araştırmak bile hani şey, fırsat olmadı. Araştırmak istedin ama. Ama fırsat olmadı yani. Çünkü yani... Araştırma girişiminin oldu o zaman. Oldu yani, illaki olmuştur yani. Tamam, bu bile bir şeydir yani. Tamam, şükür bu cevabı ama aldık. Araştırma girişimi oldu. Şu an gitsem ben o çocukla konuşsam, o çocuğun bana gerçekleri, doğruyu söyleyeceğine inanıyorum. Neden inanıyorum? Çünkü bu Ocak ayında bir çocuk geldi gitti ya. Evet. O geldiğinde çocuğu pişman ettirdi Rukiye zaten. O çocuk şimdi annenin yanına gider misin deseler o çocuğa. Yani o yuva... Annesinin yanına yine gitmez. Pakize baksana WhatsApp'a. Evet. Evet, annesinin yanına gitmez o çocuk. Bence o çocuk Ocak ayında yediği dayak da bu cinayeti sorguladığı içindi. Onun konusunu açtı, Rukiye ondan dövdü o çocuğu. Muhtemelen öyle oldu. O sorunun yanıtı, bu arada Nur Sultan'ın tekrar ifadesi alınacakmış. O bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Tekrar, çünkü orada sorulmayan, havada kalan bazı meseleler var. Onları da tekrar Sayın Savcım soracak, kendisi de bilgisi bana geldi. Umarım öyledir. Çünkü sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tanık olarak alınan ifadesinin yeterli olduğunu şahsen düşünmüyorum. Bizim yayında konuştuğumuz birçok iddia, birçok başlık o ifadede sağlıklı olarak alınamamış. Ya zaman darlığından ya da başka bir nedenini bilemiyorum ama onların hepsinin sorulması lazım. Çünkü daha önce pedagog raporunda Nur Sultan'a sorulan bu ikinci baba, pardon, genç baba muhabbeti, bir çuvalın içindeki silahları gördüm, çocuk onu o zaman söyleyebiliyorsa bazı şeyleri hatırlıyordur. Onlar ya bir pedagog eşliğinde doğru sorularla, soru sorma teknikleriyle, çapraz sorularla vesaire, evet, çocuktan çok daha sağlıklı bilgi alınabilir. En son alınan ikinci ifadenin şahsen ben sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Çok havada kalan, sadece Kezban Hanım'ın bir şeyi var, söyledikleri var. Diğer ifadeler biraz havada kalmış açıkçası. Bu eleştiriyi de yapayım ben izninizle. Şimdi biz Ömer'i konuştuk burada.